O küçük çocukların ellerine kaleşnikov veremem. Demokrasiyi de, hukuku da, medeniyete ait bütün değerleri de istismar ediyorlar. Bütün bunları görüp de Batı'nın eteklerinde iktidar arayanlar, Batı'yı tapınak olarak görenler sadece aciz değillerdir. Aynı zamanda müptezeldirler. Zelildirler. Varsın bir lira adres göstersin. Buradan söylüyorum. Onlar da pekala biliyorlar. Hiçbir sorunun adresi, çözüm adresi terör örgütleri değildir. Onların siyasi uzantıları değildir. Onun aciz ve bitik elebaşları değildir. PKK'nın dahil olduğu, etki ettiği, baskıladığı, akıl verdiği hiçbir yapı 6-8 Ekim'de PKK adına sokağa çıkma talimatı veren hiçbir yapı meşru değildir. Bunu meşru kabul etmek demokrasi fikrine ihanettir. İyi, şimdi Türkiye'de zayıfladılar. PKK da olsun. Orada onların siyasi kolu meclisteki o müptezelleri de olsun. İkisi de olsun, zayıfladılar. Her zayıfladıklarında demokrasiyi kendilerine tulu adı olarak gördüler. Geçti o gün. O günler geçti. Ve bir daha bu millet bu oyunlara ve bu tuzaklara elbette ki düşmeyecektir. Bunları istismar vesilesi sayanlar da bilmelidirler ki Türkiye terörü de terör uzantılarında tasfiye etmiştir, etmeye karar verdi. Varsın birileri oy benzinliği anlığıyla siyasi hesaplarla KHK'lar üzerinden FETÖ'ye umut versin. FETÖ bugün birilerinin iktidar derdine merhem olabilecek değildir. Ne satılık kalemleri, ne ucuz videoları, ne de bir takım siyasi pazarlıklar yurt dışından bize parmak sallayan FETÖ'cülere tekrar bu ülkenin kapısını açacak değildir. Bu ülkenin sınırından içeriye ancak iki elleri kelepçeli gireceklerdir. Başka türlüsü mümkün değildir. Kıymetli kardeşlerim, kim kiminle yol arkadaşlığı yaparsa yapsın, biz sırat-ı müstakimde yürüdüğümüz mesafeye bakıyoruz. Tezviratlara değil, Doğu ve Güneydoğu'da hayatı nasıl değiştirdiğimize bakıyoruz. Ve sürekli olarak kendimizi yeniliyoruz. Bakın, bugün Polis Akademisi Başkanlığı kurulu çatısı altında bir okuldayız. Ve hizmet için eğitim verdiği kurs yerleri sayısını 15 Temmuz'dan önceki 5 yıla göre %204 oranında arttırmıştır. Sadece mezuniyette eğitmiyoruz. Ondan sonra göreve geldikten sonra da bu eğitimi aynı şekilde devam ettiriyoruz. 15 Temmuz'dan 5 yıl önce 1.672.000 kursiyer eğitimden geçmişti. Son 5 yılda 5.100.000 polisimizi eğittik. Eğitimde verdiğimiz bütün bu örnekler sahada karşılığını bulmaktadır. Uyuşturucu olaylarla ilgili olarak gözaltına aldığımız şüpheli sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %30 artmış, 157.000'den 204.000'e çıkmıştır. Size bir rakam vereyim. Hani bana kızmışlardı, uyuşturucuyla ilgili biraz söyledim ya. Söylediğim gün uyuşturucudan hapishanede içeride bulunan torbacılar var ya, onların sayısı 35.000-36.000 civarındaydı. Bugün kaç biliyor musunuz? Uyuşturucudan içeride bulunan, hapishanede bulunan sayısı 96.000. Yani biz kimseye alan vermiyoruz. Ve evlatlarımıza uyuşturucu satmaya çalışanlara fırsat vermiyoruz. Ve onlara hukukun gereğini yerine getiriyoruz. Buradan ailelerimize de bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Bu tehlike her an her evin kapısındadır. Benim çocuğum yapmaz, bizim evde olmaz demeyin. Biz bu mücadeleyi sadece polisle, jandarmayla veriyor değiliz. Annelerle, babalarla verdiğimiz bir mücadele. Sizlerden dikkatinizi, ilgi ve alakanızı istirham ediyoruz. Tüm annelere de anlatmanızı istirham ediyoruz.
Kıymetli gençler, gelelim size. Bugün bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Meşakkat dolu, fedakarlık dolu, uykusuz geceler dolu. Ama şeref ve gurur dolu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Vicdanınızı ve hukuku, burada öğrendiklerinizi, anne babalarınızdan öğrendiklerinizi, inancımızın bize öğrettiklerini rehber edinirsiniz. Allah'ın izniyle yolunuzu kaybetmezsiniz. Bu saydıklarımın içerisinde olmayan hiçbir işe dahil olmayan, içinde ahlak olmayan, içinde hukuk olmayan, içinde haram olan, içinde suç olan, yanlış olan hiçbir işin içerisinde olmayın. Birazdan doğru yolda yürüyeceğinize, sırat-ı müstakimde olacağınıza dair bir yemin edeceksiniz. Bu yemininizi hiç unutmayın. Kıymetli kardeşlerim, bizim mesleğimiz, bilmenizi istiyorum ki, disiplin mesleğidir. Bizim mesleğimiz, milletimize kendini emin hissettirme mesleğidir. Bizim mesleğimiz iki şeyi kendisine düşman ve rakip olarak görür. Bir rutin, bir rehavet. Bu ikisine sakın düşmeyin. Rehavet içerisinde olmayın. Kendinizi sürekli yenileyin. Rutin içerisinde olmayın. Kendinizi geliştirin. Sürekli kendinizi geliştirecek amirlerinizin, büyüklerinizin, sizden tecrübeli olanların sözlerine sürekli itimat edin. Ben her şeyi iyi biliyorum. Mesele emindir diye bir anlayış içerisinde sakın bulunmayın. Sürekli tetikte olun. Çünkü milletin emini sizsiniz.